Sizler için çok özenerek hazırladığımız YouTube'umuzda yeni videomuzda yine karşınızdayız. Yeni videomuz sizlerden gelen yoğun yorumlar ve istekler üzerine yapıldı. Konumuz aralıklı oruç bu videomuzda. Lütfen YouTube'umuza abone olmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Sizden gelen yorumlar doğrultusunda içerik belirliyoruz ve sizlere daha çok faydalı olmaya çalışıyoruz sevgili dostlarım. Bilim ilerledikçe, yüzyılımızda insan ömrü uzadıkça daha kaliteli ve daha iyi nasıl yaşayabiliriz, daha iyi nasıl kilo kontrol yapabiliriz üzerine her geçen gün yeni yeni bilgilerle çevriliyoruz. Bunlardan bir tanesi de son birkaç yıldır birçoğumuzun gündeminde olan aralıklı oruç. Bunun hakkında ne düşünüyoruz? Bence iyi şeyler düşünmemiz gerekiyor. Şimdi oruç aslında baktığımızda ilk başta aklımıza gelen ne? Aç kalmak ve yemek yememek, kendimizi biraz yemeklerden uzak tutmak anlamında düşünüyoruz ve bu gerçekten vücut için çok faydalı. Şimdi vücudumuzda birçok denge var. Bunlardan bir tanesi de insülin dengesi. Ne kadar çok yemek yersek pankreasımızdan o kadar çok insülin salgılanıyor ve bu salgılanan insülinler bu yediğimiz yiyeceklerin içindeki maddeleri götürüp hücre içerisine koyuyor ve daha çok çalışıyor, daha çok yoruluyor, daha çok bir insülin maruziyetine maruz kalıyoruz. Daha çok daha yüksek insülin seviyelerine maruz kalıyoruz. Şimdi günlük yaşamınızı bir düşünsenize. Sabah kalkıyorsunuz, örnek 7'de evden çıkarken bir şeyler atıştırıyorsunuz, iş yerine gidiyorsunuz, daha 2 saat geçmeden arkadaşınız işte bir çay yanına bir iki bisküvi koymuş oluyor, onu yiyorsunuz. 2 saat geçmeden hadi öğlen yemeğine gidelim diyorsunuz. Bir şeyler atıştırıyorsunuz. Öğlen yemeğinden çıktınız, aslında toksunuz, tam geçerken ay bir tatlıda bir şeyler yesem miydik acaba deyip hop gidip bir şey daha yiyorsunuz. Aradan birkaç saat geçiyor, bir arkadaşınız yine bir ikramda bulunuyor, onu ağzınıza atıyorsunuz, eve geliyorsunuz, akşam yemeği yiyorsunuz. İşte yatana kadar çay, yanına kurabiye, meyve derken bir bakıyorsunuz bir gün içerisinde çok sık ve çok büyük miktarlarda yemiş oluyoruz. Miktar az bile olsa sık yemek de vücudu çok yoruyor. Çünkü sürekli ağzımıza bir şey atıyoruz ve bu attığımız yiyecekleri sindirmek için karaciğerimiz, pankreasımız, midemiz çok çalışıyor ve yoruluyor diye söyleyebilirim size. Şimdi şöyle bir düşünün, evinizde bir çamaşır makinesi var. Her tişörtünüz için, her gömleğiniz için bunu ayrı ayrı çalıştırsanız ne olur 10 yıl sonra? Makinalıktan çıkar herhalde. Biz de aynı şekilde ağzımıza sürekli bir şey attığımızda bunu sindirmek için bütün iç organlarımız el birliğiyle çalıştığı için hücrelere giden kan azalıyor ve bu hücreler kendini onaramadığı için yaşlanma süreci, metabolik hastalıklar, diyabet, hipertansiyon, kolesterol gibi bunlar ortaya çıkabiliyor. O nedenle yani açlık aslında vücudu onaran bir durumdur. Aç kalmaktan korkmamak gerekiyor. Geçenlerde bir hastanıma dedim ki açlığa tahammülünüz nasıldır dedim. Hasta bir durdu, bir baktı. Hocam dedi açlık mı o ne demek ben onu bilmiyorum dedi. Ben sürekli bir şey yediğim için dedi hiç açlık nasıl bir şey bilemiyorum dedi. Tabii Allah kimseyi aç bırakmasın ama vücudun kendini onarması için vücuda biraz zaman tanımak gerekiyor. Ve yapılan birçok araştırmada kalori kısıtlamasının ve uzun açlık sürelerinin hücredeki kendini onarma faaliyetlerini iyileştirdiğini biliyoruz. Ve kanser dahil birçok hastalığa karşı vücudu koruyucu etkisi var. Hatta birçok dine baktığınızda hepsinin ortak paydasında bir oruç tutmak, kendini yemekten korumak üzerine öğütler olduğunu görüyoruz. Günümüzde yapılan bu aralıklı oruçla ilgili intermittent fasting diyoruz bir noktada. Bunun da farklı şekilleri var. İşte 16-8 dediğimiz 16 saat aç kalıp 8 saat içinde bir şeyler yemek ya da 5-2 denilen 5 gün normal yiyip 2 gün oruç tutmak ya da 24 saat hiçbir şey yememek ertesi gün yemek şeklinde farklı farklı türleri var. Bana kalırsa bizim için en uygunu aslında 16-8 bile biraz uzun olabilir. İşte 12-10 gibi 12 saat aç kalıp 10 saat içinde 2 öğün yapabilirsiniz. Ya da bir gün çok yediniz, ertesi günde 2 öğün biraz kalori kısıtlaması yapacak şekilde kendinize bir denge oluşturabilirsiniz. Yapılan birçok araştırmada bize şunu gösteriyor. Aralıklı oruç tutmak ve açlık kilo kaybına bağlı vücutta diyabete gitme olasılığını düşürüyor. Diyabetli hastaların daha iyileşmesini sağlıyor. Tansiyonda yüksek basıncı azaltıyor. Kan yağlarının daha ılımlı bir hale gelmesine neden oluyor. Ve sağlıklı bir kilo vermeyi bize öğretiyor.
Şimdi biz burada aralıklı oruç dediğimizde ben yapılan en büyük yanlışlardan birini şunu görüyorum. Hasta mesela 16 saat aç kalıyor. Geri kalan 8 saat içinde bir şeyler yiyecek ya. Burada besin içeriğine dikkat etmeden yiyor. Mesela sabah örnek veriyorum 16 saat aç kalmış, sabahleyin pastırmalı yumurta yiyor. İşte bu geri kalan 8 saat içinde sürekli bir şeyler yiyor, sonra tekrar kendini açlığa bırakıyor. Biz böyle yapmayalım, şunu yapalım. Hani bu 16 saat açlık sonrasındaki 8 saatlik zaman dilimi içinde de bütün besin gruplarını içerecek şekilde tahıllı, eti, sütü, meyvesi ve sağlıklı besin alternatiflerini ön planda tutalım. Örnek veriyorum, sabah klasik Türk kahvaltısı, peyniriniz, yumurtanız, ekmeğiniz, tam buğday ekmeğiniz, yeşillikleriniz olsun. İki öğün arasını yine boş bırakın, yani iki öğün beslenin. Bir sonraki öğünde de ızgara bir balığınız ya da haşlanmış bir kuru baklagil salatanız, salatayla birlikte yanına yoğurdunuz, yanına yine bir iki dilim ekmeğiniz, üzerine gerekirse bir iki tane meyveniz, eğer canınız tatlı istiyorsa ve gün içerisinde de 10-12 bardak su içerek bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Aslında burada illa bunu böyle yapmalı mıyız? Bunu da bir düşünmek gerekiyor. Ben diyet konusunda ezberlerden ya da beslenme konusunda ezberlere çok kızıyorum. İnsan biraz da kendi vücudunu kendi tanımalıdır ve size ne uyuyorsa bu şekilde hareket edin diyorum. Mesela benim kendi normal hayatımda günde iki ana öğün, bir ara öğün bana yetiyor. Genellikle iyi bir kahvaltıyla güne başlıyorum. İyi kahvaltıdan kastım sabahleyin işte haşlanmış yumurtanız, peyniriniz, yeşillikleriniz, domatesin yanına işte bir iki dilim kadar tam buğday ekmeğimi yiyorum. Saat 2'ye kadar hiçbir şey yemiyorum. 8'den 2'ye kadar. Ve 2'de bir bardak kefir, bir meyve, 2-3 tane badem ya da fındık ya da ceviz gibi bir yağlı tohum yiyorum. Akşam 5 gibi ya da en geç 6 gibi de bir çeşit ana yemek, salata, yoğurt, 1 dilim ya da 2 dilim ekmek yiyorum haftada 4 gün. Geri kalan 2-3 günde bu kalsiyum beslenmesi dediğim esnek vejetaryen beslenmeyi yapıyorum. Daha önceki videolarda da size bunu anlatmıştım. Yani siz kendinize uyacak bir sağlıklı beslenme prensibini benimseyip buna hayat boyu devam edebilme becerinizi oluşturmanız lazım. Bazen tabii kaçıyor işin ucu. Hepimiz yeri geliyor davetlere gidiyoruz, düğünlere gidiyoruz, tatillere gidiyoruz ve normal beslenmemizin dışına çıkıyoruz. İşte bu dışına çıktığımız günlerde de geri dönüşte hemen gerek aralıklı oruç, gerek esnek vejetaryen beslenmeye, gerek kalsiyum beslenmesi yaparak kendi normal yaşantımıza geri dönmemiz ve kilo yönetimimizi yapmamız gerekiyor. Demek ki neymiş? Mucize bir diyet yokmuş. Okuyacaksınız, araştıracaksınız, dinleyeceksiniz. Kendinize en uyan ve vücudunuzun en rahat ettiği beslenme şeklini bulup buna devam edeceksiniz. Burada da aralıklı orucu tavsiye ederim. Yapabilirseniz ne güzel olur ama yaptığınız zaman içeriğine de dikkat edin. Çok aç kalınan, o mesela 24 saat aç kalıp ertesi gün serbest bırakılanları pek tavsiye etmiyorum. Çünkü bu durumda vücut kıtlığa alışıyor. Sonra yemeye başladığınızda tekrar yağlanma süreci artabiliyor. Ama sanırım en iyisi 16 saat aç kalıp 8 saat içerisinde günde 2 öğün ölecek şekilde bir beslenme prensibi de benimseyebilirsiniz. Bana en mantıklı geleni o. Ya da 5 gün dengeli beslenip 2 gün 16-8 diyetini yaparak geçirebilirsiniz. Dediğim gibi esnek vejetaryen beslenme, kalsiyum beslenmesi ve en önemlisi benim sayarak beslenme diye size tavsiye ettiğim, hatta uğruna kitaplar yazdığım, her gün sizden gelen onlarca olumlu mesajı okuduğum beslenme şeklinde bir okuyup araştırıp uygulamaya çalışmanızı tavsiye ederim. Bu videomuzun da sonuna gelirken YouTube'umuza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Bu hafta da bir aralıklı orucu konuştuk. Bunları bir dinleyin, anlayın, kendinizi bir anlayın, kendinizi bir dinleyin ve kendinize uyan en doğru yolu bulmaya çalışın. Ben her zaman yanınızdayım. Şimdilik benden bu kadar diyorum.